Rönesans döneminde bazen çizimler kendi başlarına sanat eseriydiler. Her zaman başka bir şeyin hazırlığı, eskizi olmaları gerekmiyordu. Bunun şu an baktığımız resim için de geçerli olduğunu düşünüyoruz. Bu büyük ölçekli çizim Leonardo da Vinci tarafından yapılmış. İsmi ise Hz. Meryem ve Hz. İsa, Azize Anna ve Yahya peygamberle birlikte. Resim henüz tamamlanmamış ve resmin üzerinde delikler yok. Eğer bu çizim pano veya duvar üzerine kopyalanmak için hazırlanmış olsaydı, baktığımız kağıdın üzerinde minicik delikler olurdu. Bu delikler kullanılarak çizimdeki ana hatlar duvara veya tuvale aktarılırdı. Ancak Leonardo da Vinci, geleneksel Rönesans yöntemlerinden oldukça farklı tarzda resim yapıyor. Ve kağıdın üzerinde delikler olsaydı bile bu resmi başka bir yere nakletmek eminim pek kolay olmayacaktı. Temel hatları aktarmak mümkün olabilir ancak sanatçı genelde oldukça yumuşak hatlarla ve gölgelendirerek çalışıyor. Bu resim için delik delerek başka bir yere aktarma fikri gerçekten anlamsız. Leonardo da Vinci karanlıktan ışığa, daha sonra tekrar karanlığa geçişi o kadar başarılı canlandırmış ki figürleri adeta üç boyutlu olarak görüyoruz. Figürler birbirleriyle bütünleşmiş gibi. Hepsine birlikte baktığımızda adeta bir piramit oluşturuyorlar. Hareketsizler ve bu yüksek Rönesans'ın özelliklerinden biri. Figürlerin hareketsiz olması durağanlığı, sonsuzluğu ve figürlerin ilahi oluşunu simgeliyor. Aslında burada bir çelişki olduğunu düşünmek de mümkün. Bir yandan ideal görünümde durağanlığı ve sonsuzluğu, ilahiliği simgeleyen figürler var. Diğer yandan ise figürlerin arasındaki örneğin Anna ve Hazreti Meryem veya Yahya ve Hazreti İsa arasındaki ilişkinin ne kadar insancıl ve sıcak olduğunu gözlemliyoruz. Buradaki insani yakınlıkla sonsuzluk fikrinin çeliştiğini düşünebiliriz. Ancak unutmayalım ki yüksek Rönesans döneminde Leonardo da Vinci'nin başardıklarından biri de tam olarak budur. Yani ilahi olanla insani olanı birleştirmek. Azize Anna ve Hazreti Meryem'in oturmaları, Anna'nın Meryem'e dönüşü çok güzel yansıtılmış. İki kadının dizleri arasında bir ahenk yaratılmış. Yukarı, aşağı, tekrar yukarı, aşağı. Leonardo da Vinci'nin bu resmi yaparken antik Yunan ve Roma döneminin klasik heykellerinden etkilenmiş olduğunu söylemek mümkün. Bu etkilenmenin izlerini kumaşların kıvrımlarında görüyoruz. Figürler çok farklı yaşlarda. Resimde sanatçının çalışma sürecini de anlayabiliyoruz. Özellikle Anna'nın yüzü ve eli arasındaki kontrast ilgi çekici. Eli henüz bitirilmemiş gibi. Anna parmağıyla yukarıyı işaret ediyor. Özellikle Hristiyanlıktaki anlatıya uygun biçimde, Hz İsa'nın insanlığın kurtuluşu için kendini feda etmesinin ilahi planın bir parçası olduğunu söylüyor gibi. İsa'nın kıvrılan kolunun ve Yahya peygamberi kutsayan parmağının hareketinin Anna'nın parmağının hareketiyle tablonun yukarısında da devam ettiğine dikkat edin. Bir anlamda Anna'nın hareketine katılıyor. Aslında bu hareket Meryem'in omzundaki çizgiden İsa'ya, oradan da yukarıdaymış gibi gösterilen Tanrı'ya uzanıyor. Hatta bu hareketin Anna'nın Meryem'e bakmasıyla başladığını da söyleyebiliriz. Daha sonra omzu, elinin ayası ve İsa'nın kolu geliyor. Şu an yaptığımızla Leonardo da Vinci için çok önemli olan bir şeyi birleştirmeyi örneklemiş olduk. Resme bakmaya devam ettikçe aradaki bağlantıları kurarak resmi birleştirip bir bütün olarak anlamlandırabiliyoruz. Yahya peygamberin çocuk İsa'ya bakışı, sonra Meryem'in çocuk İsa'ya bakışı, Anna'nın Meryem'e bakışı sanatçı burada adeta gözlerimizin izlemesi için bir patika oluşturmuş gözlerimiz buradan da gökyüzüne ve ilahi olana yönleniyor resmin temel amacı da bu ilahi olana yönelmek